Tatlı Telaş kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle kış kabağı yapacağız. Ekşili kabak oluyor adı. O yüzden hemen tarife geçelim. Öncelikle düdüklü tenceremin içerisine birazcık yağ aldım. Yarım çay bardağı yağ aldıktan sonra üzerine etimi atıyorum. 300 gram. Şimdi etimi iyice kavuracağım. Etim biraz kavrulduktan sonra üzerine bir adet orta boy soğan ekliyoruz. Onu da kavuracağız. Soğanlarımı kavurduktan sonra üzerine bir yemek kaşığı salça ekliyorum. Ve salçamızın kokusu çıkana kadar salçamızı da kavuracağız. Salçamız da kavruldu. Şimdi üzerine 1,5 litre sıcak su dolduruyoruz. Ve düdüklümüzün ağzını kapatıyoruz. Etimiz pişerken biz de kabağımızı doğruyoruz. Öncelikle parçalara böleceğim. Evet, hepsini şu anda dilimledim. Şimdi dış kabuklarını ve şu içerisindeki bölümü soyacağım bir kat. Bu şekilde. Su doldurduğum kabımın içerisine dilimleyeceğim. Etim pişti. Ben üzerine bir kase pişmiş nohut ekleyeceğim. Ve kabağımı ilave ediyorum. Suyum az oldu. Üzerine biraz daha geçene kadar su ekleyeceğim. Bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Evet. Kabaklamamız pişti. Gördüğünüz gibi. Şimdi içerisine bir tatlı kaşığı limon tuzu ekliyorum. Sumak da ekleyebilirsiniz. İsteğe bağlı. Şimdi ocağımızın altını kapatıyoruz. Ben bir cezveye yarım çay bardağından daha az zeytinyağı koydum. Ve şimdi içerisine bir tatlı kaşığı nane katacağım. Nanemi kavurup yemeğimin üzerine dökeceğim. Kapaklamamız hazır. Ayrıca Gaziantep'te adına kabaklama da diyoruz. Ekşili kabak da diyoruz. Ekşisini, tuzunu kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Yemeğimiz servise hazır. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun.